Hepinize merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Haşhaşlı revani yapacağım. Bunun için ilk önce ben şerbetinin hazırlığını geçiyorum. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su. Bir tencereye ekleyip toz şeker ve su karışımını iyice böyle şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağı alıp kaynara geçtikten bir 10 dakika sonra içerisine bir dilim limon atıp tekrardan bir 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıp şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şerbetim kaynayana kadar ben tatlımın yapımına geçiyorum. Bunun için 3 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şekeri şöyle bir kabın içine alıp iyice toz şeker ve yumurta köpürene kadar karıştırıyorum. Daha sonra sırasıyla bütün malzemeleri 1 su bardağı zeytinyağı, siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı mavi haşhaş. Şöyle 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Ben yoğurdu eklediğim bölümü çekememişim. Sonradan fark ettim onu. 1 su bardağı dolusu yoğurt ekledikten sonra biraz daha karıştırıp daha sonra 1 su bardağı unum var. Bu 1 su bardağından 2 parmak eksik un ilave edeceğim. Böyle irmik sıvı çeken bir malzeme olduğu için biraz akışkan bir hamur olması gerekiyor irmik tatlısının da. O yüzden unu bu aşamada biraz kontrollü bir şekilde ekliyorum. 1 su bardağından toplamda 2 parmak eksik un ekleyip daha sonra üzerine 2 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilya ekleyip böyle karıştırmaya devam ediyorum. Benim verdiğim bu ölçülerde şöyle dikdörtgen bir borcam kullandım. Sizler tabii büyük tepside yaparsınız, daha küçüğünde yaparsınız. Ama yuvarlak tepside de ben yaptım. Yuvarlak borcamda yaptığımda da yine aynı ölçüleri kullanıyorum. Şöyle tek dikkat etmeniz gereken hamurun şöyle akışkan bir hamur olması gerekiyor. İyice karıştırdığım hamurumu şimdi şöyle borcamıma altını yağlamanıza gerek yok. Zaten üzerini şerbetleyeceğim için altını yağlamamıza gerek yok. Şimdi bütün şöyle kek hamurumu iyice her tarafına gelecek şekilde boşaltıp şöyle kaşık değil de borcamı birkaç kere hep şöyle masanın üzerine vurarak hamuru yayıyorum. Şöyle biraz sallayıp hamurun her tarafa eşit gelmesini sağlıyorum. Ben şimdi fırınımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 600 kızarana kadar pişirdim. Fırın derecesi herkesin farklı oluyor. O yüzden siz kendi fırınızın markasına göre ayarlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi 180 derecede 600 kızarana kadar pişirdim. Evet, tepsim tatlım fırından çıktı. Böyle üzeri gerçekten çok güzel kızarmış. İlk sıcaklığı çıktı. Şerbetim soğudu. Ilık olan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökeceğim. İlk önce dilimleri ayırdıktan sonra üzerine her tarafına gelecek şekilde şerbeti iyice döküyorum. Sizler beni bu aşamaya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ben üzerini süslemek için şöyle Hindistan cevizi kullandım. Sizler sade de servis yapabilirsiniz. Şöyle üzerini süsleyebilirsiniz de. Böyle süsleyince de gerçekten çok güzel gözüktü. Çok pratik ve herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tatlı tarifi. Böyle hemen ani gelen misafirlerinize yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi. Umarım sizler de beğenir. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize
Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.